Esnafımızı gezdik, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldik. Herkesin ortak sorunları var elbette. Esnafın derdi bir, herkes hayat pahalılığından şikayet ediyor. Bazı memur amcalarla karşılaştık, gerçekten de emekli aylıklarında bir iyileştirme olmamasından çok ciddi şikayetçiler. Aslında bu şikayetlerinde de haklılar. Çünkü bizler de hem asgari ücrete yapılan zamdan, hem memur maaşlarına yapılan zamdan sonra emekli aylıklarında da bir iyileştirme bekliyorduk. Ama hükümetten gelen açıklamalar bunun yıl sonunda olacağı şeklinde. Bize göre yıl sonunu beklemeden memurlar için de bir çare üretilmesi gerekiyor. Çünkü 7500 TL aylık gerçekten kiraların da fahiş miktarda arttığı bu dönemde emeklerimize yetmeyecektir. Emeklerimizin de insanca yaşaması için gerekli olan bir ücretin kendilerine verilmesi şarttır. Bizim öncelikli konularımızdan bir tanesi elbette ki yeni anayasa. Çünkü 1982 anayasası bu ülkeye giydirilmiş bir deli gömleğinden farksızdır. Bize göre anayasanın ideolojiyi dayatmaması gerekiyor. Temel hak ve özgürlükleri amasız, fakatsız ya da şartsız teminat altına alması gerekiyor. İnanç özgürlüğünün teminat altına alınması lazım. Aile kurumunun güçlendirilmesi lazım. Bunlar bizim geçmişten bugüne getirdiğimiz, bazen de bugün itibariyle aslında mahsurlarıyla karşılaştığımız hususlara dair önceliklerimizi ifade ediyor. Yeni anayasa 28. dönem meclisinde mümkün mü? Pekala mümkün. Bugün itibariyle benim sayabildiğim kadarıyla 16 siyasi parti mecliste temsil ediliyor. Toplumun kahir ekseriyetinin ve çok farklı renklerinin mecliste temsil edildiğini hepimiz biliyoruz. Madem toplumun tüm kesimlerinin neredeyse temsil edildiği bir meclis yapımız var, o halde yeni anayasa neden mümkün olmasın? Herkesin kendine göre bir önceliği, bir anayasa tasavvuru elbette olabilir ve olmalıdır da. Ama kimse kırmızı çizgisini masaya koymamalıdır. Herkes idealini, ihtiyacını masaya koymalı ve neticesinde herkesin üzerinde uzlaşabileceği ortak bir metinde karar kılabilmelidir. Bunun çağrısını yineliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun çağrısını yapmıştı. Her vesileyle yapıyor. Meclis Başkanımız daha keza yeni anayasa vurgusuyla görevine başlamıştı. Sayın Genel Başkanımızın müteaddit defalar bu yönde çağrıları var. Umuyor ve diliyorum ki yeni anayasa çağrılarımız da yankı bulur. Mecliste temsil edilen diğer siyasi partiler de bu çağrıya kulak verir. Hatta meclis dışında eğer kalmışsa siyasi partilerin de ve sivil toplum örgütlerinin de görüşleri alınarak toplumsal bir mutabakat olan bir anayasayı bu millete hediye edelim. Bu imkanımız var, bu imkanımızı heba etmeyelim diyoruz. Bitlis'teki temaslarımız kapsamında şunu söyleyebilirim. Her şehirde olduğu gibi Bitlis'te de bazı sorunlar var ama en önde gelen sorun nedir diye sorarsanız elbette ki dere üstü çalışmaları projesi kapsamında şehrin yeni bir görüntüye kavuşması için devam eden çalışmaların bitirilmesi. Biraz uzadığının herkes farkında. Bir an önce bitirilmesi konusunda herkes bir beklenti içerisinde. Son dönemde bu çalışmaların hızlandığını biliyoruz. İnşallah kışa varmadan en azından büyük oranda bu çalışmalar biter ve Bitlis'te artık yeni çehresiyle bir sonraki yıla girmiş olur.